Arkadaşlar merhabalar. Yazılım mühendisi üzerine sohbetlerimizin 9. videosuyla beraberiz. Şimdi 3. sınıf derslerine değineceğim. 3. sınıf artık 5. yarı yıl oluyor. Şimdi 5. yarı yılın ilk dersine yani 3. sınıfın ilk döneminde yazılım tasarım mimarisi diye bir ders var. Şimdi yazılım tasarım mimarisi daha önce almış olduğunuz bu derslerin biraz daha geniş kapsamlı hali. Hangi dersin? Şu yazılım mühendisi oryantasyonu ile bir de. Şu yazılım mühendisi temelleri dersi var ya, onların artık daha kapsamlı hali. Bu kez projelerinizin de gerçekleştirilmesi isteniyor. Yani sadece doküman yazmakla kalmıyorsunuz. Yani sadece yazılım proje dokümantasyonu yazmıyorsunuz. Onun dışında bir de o dokümanı oluşturduğunuz projenizin de yapılması beklenmekte. Dönem sonunda projesi olan bir ders. Yazılım proje yönetim süreciyle ilgili size çok şey katacağı hiç kuşkusuz çok şey katacağının çok şey katacak bir ders. Özür dilerim, konuşamadım. Yani doküman bazlı gidiyorsunuz ama bir yandan da projenizi geliştiriyorsunuz. En azından ne öğreniyorsunuz? Yazılım projesi yapılırken, hani daha doğrusu yazılım projesi yapılmadan önce dokümanı nasıl hazırlanır ve bu dokümanı hazırlanan proje nasıl kodlara dökülür? Bu şekilde. Sonra işletim sistemleri dersi var. Daha mevcut işletim sistemleri ve daha önce yazılmış olan işletim sistemleri hakkında teorik bilgiler alacağınız bir ders. Ve sonra veri tabanı yönetim sistemleri var ki önemli derslerden birisi. SQL görüyorsunuz burada. Bir dönem boyunca sıfırdan SQL anlatılıyor. Temel SQL komutları, ondan sonra işte alt sorgular, gruplandırma işlemleri, sonrasında tetikleyiciler, fonksiyonlar, prosedürler şeklinde ne yapıyor? İlerleyen bir süreci var veri tabanı yönetim sistemlerinin. Veri tabanı yönetim sistemlerinde genelde proje yapılmıyor. Ekstra kişiye bağlı istenirse yapılabilen bir ders. Algoritma analizi veri yapıları dersinin bir tık daha üstü, biraz daha zorlayabilecek bir ders sizi. Ama bu kez hem sıralama işlemlerinde hem bu ağaç yapılarında arama işlemlerinde çok daha fazla algoritma görüyorsunuz. Mesela arama algoritmaları var. Sıralama ve arama algoritmaları. İşte neler onlar? Kuyruk sıralama, işte radix sıralama, bucket sıralama. Yani Türkçe söyleyeyim hatta, hızlı sıralama. Ondan sonra eklemeli sıralama, birleştirmeli sıralama gibi sıralama algoritmaları hakkında ciddi anlamda şeyler öğrendiğiniz, bilgiler aldığınız bir ders. Bunun dışında graflarla işte ders sonlanıyor. Bu şekilde bir algoritma analiz dersi. İşin içerisinde hem böyle şekiller var. Ağaç yapılarını çokça kullanacağınız bir ders. Sıralamaların çizildiği, ağaç yapılarının çizildiği ve bir yandan da işin algoritmik kısmında kod yazacağınız bir ders. Programlama dilleri diye bir ders var. Var olan programlama dillerinin teorik bilgisiyle size sunulan bir ders. İşte nesne tabanlı programlama dilleri nelerdir? Web programlama dilleri nelerdir? Mobil programlama dilleri nelerdir? Şeklinde programlama dilleri ve bunların tarihçesini aldığınız genelde öğrenci bazlı gidilen keyifli ve kolay bir ders. Sonra geldik 3. sınıfın 2. dönemine. Şimdi 3. sınıfın 2. dönemin en önemli dersi kuşkusuz web tasarım ve programlama. Web tasarım ve programlama dersinde temel HTML komutlarıyla başlıyorsunuz. Sonra ASP ile devam ediliyor ders. Yani geçtiğimiz yıllarda ASP'ydi. Ama dönem sonunda dilerseniz sanırım PHP'de de yazabiliyorsunuz diye biliyorum. Bir proje isteniyor sizden. O proje PHP'de de yapılabiliyor diye biliyorum. Çok %100 emin değilim buna. Temel HTML ile başladıktan sonra sadece HTML ile kalmıyorsunuz. Bunun dışında işte CSS, kendi CSS'lerinizi yazıyorsunuz, JavaScript kullanımını görüyorsunuz. Yani çok fazla fonksiyon görüyorsunuz. Zaten hani web çok büyük denizler ya, yani yarım dönemde işin size teorik ve çok kısa bir pratik kısmı verilebiliyor. Çünkü yarım dönem bunun için çok yetersiz bence. Mesela ben web eğitimlerine Eylül ayında inşallah başlarsak 150 ders var şu an. İlk etapta aklımda yarımşar saatten 150 derslik bir web serisi düşünüyorum. Sonra bir başka ders biçimsel diller ve otomata teorisi dersleri. Biçimsel diller ve otomata teorisi dersinde de Mil ve Mur makinelerini baz alarak ilerliyorsunuz. Şimdi bu biçimsel diller dediğimiz ne biliyor musunuz? Hani şu su atma makineleri var ya, hani su atma makineleri değil, pardon. Hani para atıp su aldığınız makineler var ya, işte o mantıkta işte para attığınız zaman su oradan nasıl geliyor? Hani
bu tarz sistemleri inceleyen bir ders. Keyifli bir ders, zor bir ders değil. Fonksiyonel programlama yeni eklenmiş sanırım. Bu ben 3. sınıftayken bu ders yoktu çünkü. Bunun hakkında bilgim yok. Buna bakabilirsiniz internetten içeriğine. İş hukuku dersi yine ya adı üstünde iş hukuku üzerine konuştuğunuz, işte hem sizlerin sektörde haklarını öğreneceğiniz hem de işverenin haklarının öğretildiği keyifli bir ders, sıkıcı bir ders değil o da. Sonra iki tane de bakayım burası kaç AKTS yapıyor? Toplamda 12 yapıyor. 3 tane de 6, 12, 18. Aynen. 3 tane de seçmeli ders. Ay yok. 12 AKTS seçmeli ders. 2 tane seçmeli ders alacaksınız sanırım. Şimdi seçmeli derslerde de genelde şu iki ders açılıyor. Hani diğerleri açılmıyordu şimdiye kadar bilmiyorum. Belki bundan sonra açılabilir. Açılan derslerden birisi optimizasyon teknikleri. Optimizasyon teknikleri dersinde de size şu anlatılıyor. Bir iş yapılırken en optimal şekilde nasıl yapılır? Bu. Hani size bu dersle ilgili bir örnek vereyim. Mesela hani şu şey örneği var ya, hatta bize bu sınav sorusu olarak gelmiş miydi? Optimizasyon teknikleri mi? Yapay zekada mı gelmişti? Ya bir yol düşünün, tamam mı? O yol, A yolu var. Bir de önünüzde B, C, D ve E yolları var. A yolundan E yoluna en kısa şekilde nasıl gidersiniz? Hani derste genel olarak bu anlatılıyor. En optimal şekilde nasıl ulaşılır? Ama işin içerisinde biraz da matematik var tabii. Hani şu altın orana göre hesaplama işlemleri vesaire. Yani biraz sayısal analiz dersine yakın bir ders. Biraz yapay zekaya yakın bir ders. Keyifli bir ders. Şimdi bir de ikinci dönemin şey 3. sınıfın ikinci döneminin son dersi de şu veri madenciliği dersi. Veri madenciliği dersi benim aklımda eğitim seti olarak şu anda var. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili de bir 50 derslik bir eğitim çekmeyi düşünüyorum ama ilk defa hani sadece kod yazarak şu ana kadar eğitim seti hazırlıyordum. Şeyde sadece algoritma derslerinde kod yazmamıştık. Veri madenciliği dersinde çok keyifli ve öğrenilmesi bence en gerekli olan derslerden birisi. Hatta üstüne çok durulması gereken derslerden birisi. Hani veri madenciliği nedir biliyor musunuz? Şunu yapıyor. Size bir tane örnek vereyim. Mesela bir markette makarna alanların yüzde kaçı ketçap mayonez alıyor? Tamam mı? Bunun üzerine bir analiz yapıyorsunuz. Ondan sonra ona göre makarna ile ketçap mayonezi yan yana koyuyorsunuz. Mesela marketlere gittiğiniz zaman görürsünüz. Makarnaların hemen yanında ketçap ve mayonez de vardır. İşte veri madenciliği dersi size tam olarak bunu veriyor. Hani X ürününü alanların Y ürününü alma olasılığı. Bu mesela şeylerde de böyle, e-ticaret sitelerinde de böyle. İşte çocuk maması alanların çocuk bezi alma oranı gibi. Bu da böyle bir ders. Diğer seçmeli dersler muhtemelen A programlama var ama A programlama daha önce zorunlu bir dersti. Sanırım onun yerine bu fonksiyonel programlama gelmiş. Nerede o? Şurada fonksiyonel programlama gelmiş. Ya A programlamada işin biraz da donanımsal ve A kısmı ile ilgili network tabanlı bir ders. Bu derste şu an seçmeli ders kısmına eklenmiş. Değişmiş yani müfredat bazen değişebiliyor. İşte bu şekilde 3. sınıf dersleriyle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi gelecek derste şu son kısma bir bakabilirim bir saniye. Şurada bir dakika bir dakika. Şurada söylemeliyim ders var pardon. Burada işte tamam. A normalde ilk dönem dersi. Ben şaşırdım. Alt kısmı görmemişim kusura bakmayın. A sistemleri normalde ilk dönem dersi. Tamam mı? Bir de şurada açılan derslerden birisi şu. Bilgi sistemleri ve güvenliği dersi. Kusura bakmayın ben bunu atladım. A sistemleri normalde ilk dönem dersi zaten var. Bu devam ediyor. Bir de bilgi sistemleri güvenliği ders var. Bilgi sistemleri güvenliğinde de bir proje yazılırken onun güveenliği nasıl sağlanır? Bir veri tabanı, bir kod erişiminin engellenmesi, bunlar nasıl gerçekleştirilir? Bu derste de bilgi sistemleri güvenliği üzerine hem teorik bilgi alıyorsunuz hem de bilgi sistemleri güvenliğini kullanarak bir proje yapmanız gerekiyor bu derste. Mesela SQL injection nasıl yapılır? SQL injection nasıl önlenir? Veya işte atıyorum bir sniffer yazarsanız bir ağ nasıl koklanır? O koklanan ağdaki veriler nasıl depolanır şeklinde bir ders. Bu da
teorik olarak da pratik olarak da size ciddi anlamda şey bilgi katacak bir ders. Yani bu dönemin şu son iki dersi de işte bilgi sistemleri ve asistanları olmuş oluyor. Gelecek derse, gelecek videoda daha doğrusu, kusura bakmayın hep ders dediğim için dil alışkanlığı şöyle bir küçülteyim. Tamam, doğru gidiyoruz. Gelecek videoda 4. sınıf derslerinden bahsedeceğim. 4. sınıf derslerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.